Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıfın son konusuna geldik. Güncel çevre sorunlarından, doğal kaynaklardan ve biyoçeşitliliğin korunmasından bahsederek konularımızı biyoloji adına tamamlamış olacağız. Hemen başlayalım güncel çevre sorunlarıyla konumuza. Uzun bir konumuz olacak çünkü hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği böyle bir bakılınca ya çok basit konular bunlar zaten ben bunların sorularını yaparım gibi gelinen ama çok fazla derecede üniversite sınavında da soru gelen okul yazılarında da soru gelen bir başlık anlatacağız. Şimdi güncel çevre sorunları dediğimiz zaman bir şeye çevre sorunu diyebilmemiz için kimyasal maddelerin veya kirleticilerin yoğunluğunun belli bir orana ulaşması ve ortamın şartlarının değişmesi gerekiyor. Çevre kirliliğine hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik veya ses kirliliği gibi kirlilikleri örnek olarak verebiliriz. En fazla kavram içinde bulunduran ise bizim için hava kirliliğidir. Hava kirliliğine baktığımız zaman atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkması bizim için hava kirliliğine neden olacak. Hemen onu yazayım. Hava kirliliğine neden olur? Bu durumda tüm canlıları hatta cansızları yani ekosistemin her faktörünü olumsuz yönde etkileyecek. Bizim de kirleticilerimiz iki çeşit olacak. Bunlardan birincisi doğal kirleticiler adını verdiğimiz kirleticiler olacak. Diğeri ise yapay kirleticiler olacak. Doğal kirleticiler nelerdir? Mesela doğal bir afet yaşandı. Yakın zamanda geçen senelerde bir volkan patlaması oldu. Volkan patlayınca etrafa yayılan partiküllerden mesela uçak seferleri ertelendi, o ülkeye seyahatler edilemedi ama volkanik bir patlamayı durduramayacağımıza göre bunun sebep olduğu kirlilik doğal bir kirlilik olacak. Ya da bazen orman yangınları çıkıyor. Orman yangını nasıl doğal kirlilik hocam demeyin. Eğer orman yangını güneş ışığının etkisiyle kendiliğinden meydana geliyorsa doğal bir kirletici olacak. Ama tutar da tabii ki ben orada piknik yaparsam, ne bileyim mangal yakarsam, ateş bırakırsam, benim bıraktığım cama güneş vurur, bu camdan bir alev oluşur ve orman yangını olursa o zaman yapay kirletici olacak. Yine mesela çok büyük bir rüzgar esti, çöldeki kumlar etrafa fırladı, partiküller halinde hava kirliliğine sebep oldular. Bunlar doğal kirleticilerdir. Fabrikalar, termik santraller, motorlu taşıtlar ise bizim için yapay kirleticilerdir. Zaten hava kirliliğinin oluşmasının en büyük sebeplerinden biri de insanlardır. Hava kirliliği peki neye sebep olur? Sonucunda neler meydana gelir? Atmosferdeki metan, karbondioksit, su buharı ve diğer gazların oranının artması atmosferde bulunan ısının tutulmasına sebep oluyor. Biz buna da sera etkisi ismini vereceğiz. Aslında anlatmak istediğim şey ne? Şimdi şurayı dünya olarak düşünelim. Buradan da güneş geliyor olsun. Bizim çıkarttığımız çeşitli gazlar sayesinde dünyanın etrafında sanki bir sera varmış gibi bir katman oluşuyor. Güneşten zararlı ışınlar ya da güneş ışınları dünyaya geldiği zaman bir kısmı dünyaya yansıyor. Gerisi geri yansıma işiyle şuranın belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Biz o kadar fazla sera gazı adını verdiğimiz gazları yayıyoruz ki şuradaki katman daha kalın bir hale geliyor. Güneşten gelen ışınlar yansıyamıyor. Yani şuradaki sıcaklık değeri artıyor. Bu da sera etkisi yani küresel ısınmaya neden oluyor. Dünyanın şimdi olduğu ortalama sıcaklıktan daha fazla ısıya sahip olması anlamına geliyor. Peki hemen bundan biraz bahsedelim. Atmosferdeki karbonmonoksit, karbondioksit, fluoroklorokarbon, metan, ozon gibi gazların fazla birikmesi o dediğim sera etkisinin oluşmasına sebep oluyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı artarsa da bizim karşımıza çıkacak olan şey neymiş? Küresel ısınma dediğimiz olay. Çok fazla haberlerde de dinliyoruz. Artık derslerimize de girdi. Okulda da bu konuyu konuşuyoruz. Çünkü küresel ısınmanın meydana gelmesi ekosistemi bozuyor. Ekosistemde mesela buzullardaki buzulların erimesine sebep oluyor. Buzul dediğin küçük bir buz kütlesi değil ki. O buzullardaki koca parçalar kopup eriyince bu sefer denizler olduğundan daha fazla yükseliyor. Su miktarı artıyor. Ya hocam sular artsın ne güzel. Ya o sular çok artınca bu sefer karalık alanlar da sular altında kalıyor. Buzullarda normal şartlarda yaşayan canlıların yuvası olumsuz yönde etkileniyor. Şimdi kara olan yerler sular altında kalıyor. Tarım bundan kötü etkileniyor. Yani küresel ısınmanın tabii ki meydana gelmemesi gerekiyor. Dünyanın olduğu sıcaklık değerinde kalması
lazım. Küresel ısınma nelere sebep olabilir diye de onu da topladım. Buzulların erimesine, denizlerin yükselip karasal alanların haliyle azalmasına, doğal afetlerin sel gibi bazı olayların meydana gelmesine, su kaynaklarının özellikle içilebilir su kaynaklarının azalmasına, çölleşmenin artmasına. Çünkü bazı yerlerde tamam buzullar eridi, sular miktarı arttı ama zaten su olmayan yerler daha da kuraklaşacak. Çölleşme aşırı derecede artacak. Canlıların yaşam alanlarının bozulmasına ve nesillerinin tükenmesine neden olur küresel ısınma. Atmosferde ozon ve azot dioksit gazlarının artması da ozon kirliliği dediğimiz bir kirliliğe sebep oluyor. Ozon kirliliği ne demek? Ozon kirliliği canlıların solunum yolu enfeksiyonlarının meydana gelmesine, bitkilerin normalde olmadığı gibi lekeli lekeli olmasına sebebiyet veriyor. Ozon tabakası normalde istediğimiz bir şey. Çünkü dünyanın etrafında güneşle arasında bulunan bu ozon tabakası zararlı ışınları tutarak dünyanın çok fazla ısınmasını engelliyordu. Ama ozon tabakası delindiği zaman, zarar gördüğü zaman da bu sefer güneşten ultraviyole ışınların hepsi dünyaya gelmeye başlayacak. Dünya bizim yaşayabileceğimiz sıcaklığın üstüne çıkacak. Yani küresel ısınma, sera etkisi olumsuz, ozon kirliliği olumsuz, ozon tabakasının incelmesi hatta delinmesi insanlık değil de tüm canlılar için düşünün aşırı derecede olumsuz olaylardır. Biz bir şey yapamaz mıyız hava kirliliğini önlemek için, bu sera etkisini küresel ısınmayı ortadan kaldırabilmek için? Tabii ki yapabiliriz. Odun fosil yakıt kullanımı sonucu kükürt ve azot içeren gazlar atmosfere çeşitli tepkimelerle asitlere dönüşüyordu ya. Daha sonra bu asitli bileşiklerde yağış olarak yeryüzüne geliyor. Bunlar yağış olarak yeryüzüne geldikleri zaman da biz buna ne ismini veriyoruz? Asit yağmuru adını veriyoruz. Asit yağmuru deyince de şöyle hayal etmeyin. Asit yağacak da bizim her yerimiz cos 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 yanacağız değil. Normalde olmayan pH'a sahip bir yağmurun yağmasından bahsediyoruz. Ha öyle cos cos da yanabilir miyiz? Eğer aşırı derecede artarsa yanma durumumuz söz konusu olabilir. Ama asitli yağmurlar maalesef ki bazı bölgelerde yağıyor. Bu toprağın pH'ının değişmesine sebep oluyor. Açıkta bulunan tarihi eserlerin zarar görmesine sebep oluyor. Haliyle bu toprakta yaşayan bitkilerin zarar görmesine sebep oluyor. Hava kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? Bir kere en başta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı tercih etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek? Doğaya zarar vermeyen, ben kullandığım zaman bitmeyecek enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Mesela benim dünyada belli bir işte kömür rezervim var, petrol rezervim var, doğalgaz rezervim var. Milyon senede bunlar oluşmuş. Kullana 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 ben bunları bitirebilirim. Bir gün biri çıkıp diyebilir ki dünyadaki tüm doğalgaz kaynağı bitti. Dünyadaki tüm kömür kaynakları bitti. Onlar yenilenemez enerji kaynağı. Yenilenebilir enerji kaynağı ise mesela güneş enerjisi. Güneş tuttum, eve panel döşedim, suyumu ısıttı. Ben suyumu ısıttım diye güneş bitmez. Rüzgar yel değirmenine döndürdü, ben elektrik ürettim. Rüzgar yel değirmenine döndürdü diye rüzgar bitmez. Doğaya zarar vermeyen, çok az atık üreten, kullanılınca da tükenmeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Bir araçtan egzoz çıkacağına biz bir otobüse işte 50-60 kişi bindiğimiz zaman daha havaya az zararlı gazlar vermiş oluruz. Sanayi ve egzoz dumanları filtre mutlaka takılmalı. Devlet bunları kontrol etmeli. Doğaya zararlı kimyasalların kullanılma engellenmeli. Özellikle klima gibi, buzdolabı gibi makinalardan çok fazla derecede sera etkisine sebep olan gazlar çıkılıyor. Ormanlar ve yeşil alanlar arttırılmalı. Çünkü yeşil alanlar biliyorsunuz atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltıyor. Bitkiler fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksiti çekiyorlar. Bu da küresel ısınmayı ve sera etkisini engellemiş oluyor. Hava kirliliğini bitirdik, geldik su kirliliğine. Kirleticiler tarafından suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına su kirliliği ismini veriyoruz. Su kirliliğine neler neden olabilir? Bir kere asit yağmurları suyun pH'ını değiştirebilir. Evsel atıklarımız kanalizasyona veriyoruz. Tarımsal gübresel ilaçlar, kanalizasyon suları ya da deniz kazaları. Özellikle petrol taşıyan tankerler denizlerde kaza yaptığı zaman bu
su kirliliği hemen hemen önlenilemiyor arkadaşlar. Böyle ya ne var işte petrolü gidip sudan toplayalım gibi bir durum da söz konusu değil. Bu petrol suya yayılıyor. Sudaki bütün canlılara olumsuz yönde etkiliyor. O suyun kendini temizleyip eski haline gelmesi belki de yüzyıllar sürebiliyor arkadaşlar. Su kirliliğinin sonuçları ne? Sulara karışan azotlu ve fosforlu bileşikler bazı sıkıntıları yol açabiliyor. Önce kelimeyi yazayım, sonra olayı anlatayım. Üniversite sınavında da çok çıktı bu. Birkaç sene üst üste sordular. O yüzden bizim için önemli. Bir şey üniversite sınavında çıkıyorsa okul hocaları da ona önem veriyorlar. Daha fazla soruyorlar. Ötrofikasyon dediğimiz bir olay var. Ötrofikasyon ne demek? Aslında gölün yaşlanıp kötü kokması demek. Bu olayda nasıl meydana geliyor? Azotlu, fosforlu gübreler ya da kanalizasyon suları, insan atıkları gibi düşünebilirsin, sulara taşınıyor. Sulara bunlar taşındığı zaman orada bulunan algler diyor ki ooo çok güzel fosfor geldi, azot geldi, biz hızlı bir şekilde artalım diyorlar. Alglerin sayısı aşırı derecede artıyor. Algler fotosentez yapan canlılardır. Tamam, iyi, aslında atmosfere iyi gelen canlılardır. Ama aşırı derecede artıyorlar. Aşırı derecede arttıkları için suyun üstünde katman oluşturmaya başlıyorlar. Suyun üstünde o kadar çok arttılar ki artık güneş ışıkları suyun altına girmemeye başlıyor. Oksijen ve güneş ışığı aşağılara ulaşmadığı için bu sefer aşağıda yaşayan canlılarda ölüm gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu sefer aşırı derecede ayrıştırıcı sayısı artıyor. O su böyle yeşil renkli oluyor, pis kokuyor, kötü görünüyor. Bu olaya ötrofikasyon deniyor. Aslında bizim azotlu ve fosforlu atıklarımızı çok fazla derecede suya bırakmamızdan kaynaklanıyor. Yine sulara da böyle ağır metaller, civa gibi, siyanür gibi, hani biyolojik birikimde anlatmıştım ya, canlıların vücuduna ağır metaller girdiği zaman canlının vücudundan ayrılamıyorlardı. Bu da birikiyor, birikiyor, birikiyor. Atılamadığı için belli bir değerin üstünde olursa o canlı da ölüme sebep oluyordu. O yüzden üreticiden son tüketiciye doğru giderken biyolojik birikim artıyordu. Sulardaki ağır metaller de canlıların vücudunda birikiyor. Özellikle kanser gibi hastalıkların oluşmasına da neden oluyor. Yine şimdiki dönemlerde Allah'tan görülmüyor. Böyle savaş dönemlerinde bataklıklar varken kirli sulardan işte kolera gibi, sıtma gibi, uyku hastalığı gibi, hani çeçesineyi falan sebep oluyordu. Bir sürü hastalık insanlara yayılabiliyor. Ve bu hastalıklarda genellikle öldürücü hastalıklar oluyor. Allah'tan günümüzde bununla ilgili ülkemizde de gerekli önlemler alınıyor. Peki ne yapılabilir suların kirliliğini engellemek için? Öncelikli olarak bir kere kanalizasyon suları arıtılmalı. Yani bizim tuvaletimizden, mutfak lavabomuzdan giden sular doğrudan denize bırakılmamalı. Bunlar önce bir arıtma işleminden geçirilmeli. Suyu ne yapacağız? Mecbur bir yere gidecek. Arıtıldıktan sonra denize karıştırılması gerekiyor. Sanayi tesisine de su kaynaklarından uzağa kurulmalı. Mesela sen bir fabrika yaptın. Fabrikanda ağır metalli bir atık var. Bunu şaşır şaşır suya bırakmaman lazım. Uzak alanlara takman lazım. Mutlaka filtrelenmeli. Gerekli temizleme işlemi yapıldıktan sonra atıklar bırakılmalı. Sanayi atığı olan dediğim gibi arıtılmalı. Deterjanlar kullanılmamalı. Özellikle suda çözünmeyen, bir damlası sudaki bilmem ne kadar iyonu bozan deterjanlar, suda çözünmeyen o kimyasalların sulara karışması suları aşırı derecede kötü hale getiriyor. Biliyorsunuz yağla da ilgili bir kampanya var. Bir damla yağ suya karıştığı zaman bilmem kaç metreküp suyu hayvanlar açısından ve oradaki mikroorganizmalar açısından kullanılmaz hale getiriyor. O yüzden mesela atık yağlarımızı lavaboya asla dökmememiz gerekiyor. Bunu toplayan kurumlara, alanlara bırakmamız gerekiyor. Ya böyle alan yoksa bile, hiç değilse plastik şişeler var ya, ya da işte süt şişesi olur, su şişesi olur. Kullandığımız lavaboya dökeceğimiz yağ o plastik şişeye ve cam şişeye koyup toprak atığına, yani katı atıkların içerisine bırakmamız gerekiyor su kirliliğini engellemek için. Deniz kazalarına karşı önlemler alınmalı. Evsel atıklarda mutlaka geri dönüşüme verilmeli sulara karışmamaları açısından. Geldik toprak kirliliğine. Çeşitli kirleticiler nedeniyle toprağın yapısının bozulup verimsiz hale gelmesine haliyle ne diyeceğiz? Toprak kirliliği ismini vereceğiz. Kirliliği.
diyeceğiz. Toprak kirliliğine neler neden olur? Aslında tüm kirleticiler birbirini etkiler. Havan kirlendiyse suyun da kirlenecek. Suyun kirlendiyse toprağın da kirlenecek. O yüzden bize soru sorduğu zaman dolaylı yoldan mı soruyor, doğru yoldan mı soruyor, ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hava ve su kirliliği sebep olur. Asit yağmurları, nüfus artışı, plansız kentleşme, evsel ve endüstriyel atıklar, gübreler, tarımsal ilaçlar, fosil yakıtlar, tıbbi atıklar, radyoaktif atıklar hep toprakta birikiyor. Çöpümüzü toprağa attığımız için bunların hepsi toprak kirliliğine neden oluyor. Toprak kirliliğinin sonuçları demişiz. Toprak veriminin düşmesine neden olur. Sonuçta biz bu dünya nüfusunu bir şekilde doyurmak zorundayız. Dünyayı doyurabilmen için de haliyle senin toprağa ihtiyacın var. Toprağının veriminin düşmesi demek tarımda sıkıntılar yaşaman anlamına geliyor. Bir ülkenin tarımı güçlüyse, hayvancılığı güçlüyse ekonomisi de güçlü olur zaten. Ama biz şöyle bir yanlış yapıyoruz. Diyelim ki işte toprakta kalite kalite bitkinin yetişebileceği toprağa gitmişiz, hep yerleşim yapmışız. Ev kurmuşuz, fabrika yapmışız, bu toprak çok güzel demişiz, biz oraları işgal etmişiz. Boş alanlara da baktığımız zaman daha verimsiz, mineral bakımından zayıf yerler boşlarda kalmış. O yüzden verimli toprak arazilerini mesela kesinlikle sanayileşmeye, kentleşmeye açmamamız gerekiyor. Topraktaki atıklar buradan bitkilere, bitkilerden de besin zinciriyle tüm canlılara geçiş yapıyor ve ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verilebiliyor. Toprak kirliliğinin önlenmesi için neler yapmalıyız? Aslında hep aynı mantık, hep aynı cümleleri kuruyoruz. Ama bazı arada önemli kelimeler var, onları karıştırmayın. Atıkları arıtmam gerekiyor. Tarım arazileri eğer orada bitki yetişmesi için uygunsa yerleşim alanına dönüştürmemeliyim. Tarım ilaçları ve gübreleri bilinçli kullanılmalı. Aa, verdim ben bu ilacı, benim bitki çok güzel büyüdü, dur boş ver, ben 2 hafta sonra bir daha vereyim. Bu toprakta birikmeye neden oluyor. Topraktaki kalitenin düşmesine sebep oluyor. Sen bu sene güzel verim alıyorsun. Domateslerin iri iri oluyor ama ertesi sene o kötü dediğin domates, beğenmediğin domatesi bile topraktan alamayacak boyuta geliyorsun. Geri dönüşümü kolay materyaller kullanılmalı. Ormanlık alanlar arttırılmalı. Toprak doğru işlenmeli. Meralarda aşırı otlatma yapılmamalı. Türkiye'de meraların sayısı çok fazla derecede azaldı. Atıklar dikkatli olarak toplanmalı ve depolanmalı. Geldik ses kirliliği veya gürültü kirliliği dediğimiz kavrama. Aslında bu biraz kişisel bir kavram. Çeşitli nedenlerle sesin normal desibelin üstünde olmasına ses kirliliği ismini vereceğiz. Neden kişisel bir kavram dediğimi de açıklayayım. Çünkü gürültü kavramı ya da ses kirliliği kavramı kişiden kişiye değişebiliyor. Şimdi gittik sizinle bir işte metal konserine, aşırı derecede yüksek sesli bir müzik çalıyor. Biz de kafamızı sallıyoruz, dans ediyoruz. Bu çok aşırı derecede yüksek sesli müzik bizi rahatsız etmeyebilir. Ama gece yatıyorsun, uyuyorsun, lavabodan pıt 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 su damlıyor. Bu seni uyakandan uyandırıp çileden çıkartıp bütün geceyi stresli geçirmene sebebiyet verebilir. O yüzden insanları rahatsız eden sesler birbirinden biraz daha desibel olarak farklı olabiliyor. Ortalama bir değer olarak 30-65 desibelin üstü bizim için yüksek sesler. Sesin değerinde desibelle ölçülüyor. Ses kirliliğinin nedenlerine de baktığımız zaman plansız kentleşmemiz tabii ki ses kirliliğine sebep oluyor. Çok fazla derecede gürültü kirliliğine sebep olacak mekanlarla iç içe yaşıyoruz. Sanayileşme, trafik çok büyük bir etken. Havaalanları, limanlar ve demir yolları, hızlı nüfus artışı yine ses kirliliğine sebep oluyor. Tabii ki bununla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Mesela havaalanlarını ve işte otogarları şehirlerden biraz daha dış yerlere yapmaya çalışıyorlar. Uzun yıllardır da taşıma işlemleri küçük şehirlerde ve büyük şehirlerde devam ediyor. Ses kirliliğinin de 2 çeşitli etkisi olacak bizim için. Bir fizyolojik etkileri olacak, bir de psikolojik etkileri dediğimiz etkileri olacak. Hemen onu da yazayım. Fizyolojik etkileri biraz daha az görülüyor. Mesela nelerden bahsediyoruz? İşte çok aşırı desibelli yüksekse işitme kaybına sebep olabilir. Strese girdin, kan basıncın arttığı için yüksek tansiyona sebep olabilir. Solunum ve dolaşım metabolizmasını bozulmasına sebep olabilir. Ama psikolojik etkiler biraz daha fazla. Sinirli ve stresli bir halde oluyorsun o sese taktığın için. Uykunu alamadığın için uykusuzluk, uyuyamadığın için zaten dikkat dağınlığı ve zihinsel aktivitenin azalması gibi durumlarda ses konusu olabiliyor.
Peki neler yapılabilir? Toplu taşıma yaygınlaştırılabilir. Bak toplu taşıma çok önemli. Sen toplu taşımayı yaygınlaştırdığın zaman hem hava kirliliğini önlüyorsun hem ses kirliliğini önlüyorsun. Daha az egzoz gazı çıkıyor. Daha az petrol kullanılıyor. Yakıttan da kaynaktan da tasarruf etmiş oluyorsun. Kirliliği de en aza indirgemiş oluyorsun. Sanayi tesisleri, havaalanları, tren istasyonları yerleşim yerlerinden uzak olmalı ki bununla ilgili çalışmalar var. Evlere ses izolasyonu dediğimiz izolasyonlar yapılmalı, çift camlar takılmalı, seyyar satıcıların bağırarak ürün satması engellenmeli, taşıt egzozlarına susturucu takılmalı, sosyal aktiviteler uygun alanlarda yapılmalı. Yani sen büyük bir konser vereceksen ona göre ya o konser alanının etrafına bir yalıtım yapacaksın, sesin dışarıya gitmeyecek. Bizim apartmanın en alt katına gelip de konser verirsen haliyle biz üst katta uyuyamaz hale geliriz. Kişilerin de bilinçlenmesi lazım. Yani toplum bilinçlenmeli. Yazayım ben size. Birbirimizi rahatsız edecek gürültüde sesler açığa çıkartmamamız gerekiyor. Geldik radyoaktif kirliliğe. Radyoaktif kirlilik dediğimiz zaman radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belirli değerlerin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik ismini vereceğiz. Radyoaktif kirlilik denir. Radyoaktif kirlilik çok tehlikeli bir kirlilik. Çünkü dünyamızda da biliyorsunuz Çernobil gibi facialar yaşandı. Bu genetik yapının değişmesine, mutasyonların meydana gelmesine sebebiyet verebiliyor. Peki neler neden oluyor radyoaktif kirliliğe? Nükleer santraller, cep telefonu, tıbbi ilaçlar, nükleer silah denemeleri, radyoaktif atıklar ve televizyon doğal radyasyon kaynağıdır. Mesela güneşten de radyoaktif ışınlar geliyor ama onlar doğal radyasyon kaynakları. Radyasyonu hiç sıfıra indirgeyelim gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama tutar da cep telefonu kullanmayın da demiyoruz. Ama ne diyorlar mesela cep telefonları kulaklıkla kullanılmalı. Yastığının altına koymamalısın. Mümkünse gece yattığın odada bulundurmamalısın. Tıbbi ilaçlar bazı kanser tedavilerinde tabii ki radyoaktif ilaçlar kullanılıyor. Yine bir artı eksi hesabı yapılınıyor. Eğer biz bu tedaviyi uygulayarak ömrünü mü uzatalım yoksa aman radyasyon vermeyelim kötü deyip kanserin mi ilerlemesine izin verelim deyip doktorlar tabii ki radyoaktif bazı ilaçlar kullanabiliyorlar. Nükleer silah denemesi mesela asla mümkün değil, yapılmamalı. Bazen soruları yazıyoruz. Nükleer silah denemeleri canlıların bulunmadığı çöllerde. Okyanusların bilmem ne kadar derin yerlerinde yapılmalı. Hayır, nükleer silah denemesi yapmamalısın. Asla benim ülkemde nükleer bir silah yaptık, dur bir deneyelim kaç tane insan ölüyor, ne kadar etkisi var gibi bir çalışma yapmamalısın. Sen ne kadar insansız bir alanda yaptığını iddia etsen de oradaki canlılara zarar veriyorsun. Bunun da uzun vadede ekosisteme zarar verdiği ve dünyadaki her canlıya zarar verdiğini biliyoruz. Radyoaktif kirliliğin sonuçları. Radyoaktif maddelerin yaydığı yüksek enerjili ışınlar var biliyorsunuz. Hemen yazayım onu. Radyoaktif. Radyoaktif maddelerin yaydığı yüksek enerjili ışınlar DNA'daki bağların kopmasına sebep oluyor. DNA'daki bağlar koparsa DNA'nın yapısı neye uğramış olacak haliyle? Mutasyona uğramış olacak. Mutasyona neden olur. Bunun da sinir sistemi rahatsızlıkları, uzun süreli kirlilik, senin her şeye sebep olabilir. Sonuçta mutasyonunun hangi geninin hangi noktasında olacağı belli değil. Kişide ölüme de sonuçlanabilir. Üreme sistemi hücrelerinde ise yavru döle de aktarılabilir. Radyoaktif kirliliğin önlenmesi için ne yapılmalı? Nükleer enerji santralleri canlıların habitatlarından uzağa kurulmalı. Nükleer enerji çok büyük bir enerji elde ettiğimiz kaynaktır. Ama işte Çernobil'de yaşanan gibi küçük kazalar bile binlerce insanın hayatını etkileyebiliyor. O yüzden mesela nükleer santrallerde çok uygun denetimler yapılmalı. Devletin eli hep üstünde olmalı. Asla bir kazaya mahal verilmeyecek şekilde önlemler alınmalı. Nükleer silah kullanımı bir kere zaten yasaklanmalı. Yasaklanmalı. Hiçbir ülke ben bilmem nereyle savaşıyorum deyip oraya atom bombası atmamalı. Radyasyon bulunan ortamda çalışanlar buna uygun giyinmeli. Neyden bahsediyoruz? Hani bazen röntgen çektirmeye gidiyoruz. Akciğer filmi çektirmeye giriyoruz. Odanın kapısında yazıyor. Şu işaretimiz var. Radyoaktivite işaretimiz. Hemen göstereyim. Şu radyoaktivite işaretimiz oluyor. İşte hamilelerin ve hamilelik riski bulunanların girmemesi gerekir. Neden? Çünkü orada radyoaktif bir ışın vererek benim akciğerime ya da kemiklerimin yapısına bakacaklar. Yine tabii artı eksi hesabı. Kolunu kırmışsın. Doktor diyor
radyasyon verip kemiğin nasıl kırıldığına bakıp ona göre yerine mi oturtturayım? Yoksa çekmeyelim kafamıza göre mi oturtturalım? Tabii ki çekmeyi tercih ediyorlar. Ama özellikle hamile bayanlarda bebek embriyonik dönemde olduğu için radyoaktif ışınlardan daha fazla etkileniyor. O yüzden mutasyon geçirme ihtimali yüksek oluyor. Hamileler kesinlikle röntgen gibi, akciğer filmi gibi tıbbi durumlara hayatını böyle riske atacak, illaki çekmezse olmayacak gibi bir durum söz konusu değilse yapılmaz arkadaşlar. Erozyona bahsedelim. Erozyon da aslında bir toprak kirliliğidir. Neden? Erozyon şuradaki toprağı hayal et. Toprak şuradan kayıyor, aşağıya gidiyor. Ya hocam toprak kaydı, aşağıya gitti. Niye buna bir kirlilik diyoruz? Ne var şimdi buradaki toprak gitti buraya? Neden kirlilik diyoruz biliyor musunuz? Toprağın üst kısmında organik atıklar vardır. Ayrıştırıcılar burada geldi parçaladı ya ölüleri. O yüzden şuralar mineral madde bakımından zengindir. Yani benim istediğim toprak şurası. Yani toprağın verimli üst kısmı. Erozyon yaşandığı zaman toprağın verimli üst kısmı akıyor, gidiyor hop aşağıya. Ne kaldı burada? İstediğim mineral bulunmayan çorak, istediğimiz gibi yetişmeyen bir toprak, bitki istesek de güzel yetiştiremeyeceğiz anlamına geliyor. O yüzden erozyonu önlemek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Su, rüzgar nedeniyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp taşınmasına ne ismini verecekmişiz? Erozyon ismini vereceğiz. Ormanların ve yeşil alanların azalması, eğimli arazilerde tarım yapılması, yanlış sulama erozyona sebep oluyor. Neyi kastettik? Şimdi normalde bitkiyi düşün, kökleri var ya, köklerin bir görevi de toprağı tutmaktır. Sen böyle eğimli arazilere büyük ağaçlar dikersen onların kökleri çok kuvvetli olduğu için toprağı tutarlar. Bu da erozyon yaşanmasını engeller. Eğimli arazilerde tarım yaparsan zaten aşağı kaymaya meyilli. Sen de aşağı aşağı sürme işlemini yaparsan toprağa gel rahat rahat kay demiş olursun. Yine yanlış sulama da toprağı kaydırabilir. Bunun haricinde çeşitli doğal afetler de yine sebep olabiliyor. Verimli tarım alanları ne olur tabii ki? Alanlarının azalmasına sebep olur. Azalmasına. Toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, artık toprak su tutamayacak kıvama gelir. Yeraltı su kaynaklarının azalmasına sebep olur. Azalmasına. Zirai üretimin azalmasına. Zaten hepsini azaltacak. Hayvancılığında bitkiler olmayınca hayvanlar nasıl ot bulsunlar? Onların da yine azalmasına sebebiyet verecek. Erozyonun önlenmesi dediğimiz zaman ormanlık alanlar arttırılmalı. Meralar arttırılmalı. Arttırılmalı. Verimli araziler yerleşime açılmamalı. Tarım arazileri doğru kullanılmalı, ona göre ekim sulama yapılabilmeli, toprağı koruyabilecek çalışmalar yapılmalı. En başta da toplum tabii ki bilinçlendirilmeli. Onu da yazmış olayım ve böylelikle erozyondan da bahsetmiş olalım. Konumuzu bitirdik sayılır. Doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları dediğimiz zaman da doğada yaşayan aslında canlılara neler oluyor? Bizim doğal kaynaklarımız neden tükeniyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve yangınlar sonucunda kaynaklar kirleniyor ve canlıların habitatları zarar görüyor. Yaşam alanı zarar gören canlıların da haliyle nesli ne yapmaya başlıyor? Azalıyor. Orman yangınları dünyanın akciğerlerinin zarar görmesine mesela sebebiyet veriyor. Çevre sorunlarında bireylerin rolü dediğimiz zaman da birkaç tane kavram öğreneceğiz. Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi olmak üzere. Ekolojik ayak izi ne demek? Bir kişi ya da topluluk için kullanılan bir kavram aslında. Bizim tükettiğimiz kaynakların eski haline getirilmesi için gereken coğrafi alana ekolojik ayak izi kavramını kullanıyoruz. Hadi yazmış olayım. Yani ben yaşamım boyunca şunu tükettim, bunu yaptım, bunu da ettim, doğaya da şöyle zarar verdim, bu kadar kömür yaktım, bu kadar petrol kullandım, benim bindiğim araba bu kadar mazot yaktı. Bunların tekrar eski haline gelmesi için gereken yeşil alan miktarı benim ekolojik ayak izim. Tutup İstanbul için de hesaplayabilirsin, Türkiye için de hesaplayabilirsin. Yani bireysel de olabilir, sadece bir kişi için de hesaplanabilir. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynaklarını üretme gücüne de ne ismini verecekmiş? Biyolojik kapasite, biyolojik
kapasite ismini vereceğiz. Yine aynı mantıkla bakıyorsun. Biyolojik kapasiten ekolojik ayak izinden büyükse bölgenin kendine yenileme kapasitesi yüksek. Çünkü sen ekolojik ayak izini küçük tutmuşsun. Çevreye çok fazla zarar vermemişsin demektir. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretiminin için kullanılan yenilenebilir doğal kaynakları ise tüketimin ekolojik ayak izi ismini vereceğiz. Tüketimin ekolojik ayak izi ismini vereceğiz. Bir bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretimin ekolojik ayak izi denir. Üretimin ekolojik ayak izi biyolojik kapasiteyi aşıyor ise doğal kaynaklar tükeniyor demektir. Böylelikle de şekilde kullanılıyordur demişiz. Fazla şekilde hemen yazalım. Fazla şekilde kullanılıyordur. Su ayak izi dediğimiz zaman da bir malın veya hizmetin üretimi ve tüketimi için gereken toplam toplu su hacmine su ayak ismini veriyoruz. Geldik yeşil ayak izi, mavi su ayak izi ve gri su ayak izi kavramlarına. Yeşil su ayak izi dediğimiz zaman, şimdi biz bir mal ürettik ya, bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu miktarı bizim için yeşil su ayak izimiz olacak. Sonra sen bu malı üretmek için gerekli yüzey ve yeraltı suları da kullanacaksın. Yüzey ve yeraltı tatlı suları kullanacaksın. Yeraltı tatlı su kaynaklarını kullanacaksın. Bunlar da senin mavi su ayak izin olacak. Gri su ayak izin ise kirlilik yükünün azaltılması veya yok edilmesi için kullanılan tatlı su miktarını verecek. Neyi kastettim? Bir tişört aldın. Bu tişört ne? Pamuklu. Pamuk bir bitkidir. Pamuk üretimi sırasında, pamuk bitkisinin geliştirilmesi sırasında kullanılan yağmur suyu miktarı yeşil ayak izi. Sen bunu dokurken, işte işletirken, fabrikada paketlerken kullanılanlar mavi su ayak izi. Senin kullandığın suları eski haline getirmek için, kirliliği azaltmak için gereken miktar ise gri su ayak izi dediğimiz kavram olacak. Karbon ayak izinden bahsedelim. Kurum ya da bireylerin tüm faaliyetleri sonucu atmosfere bir karbon gazı veriliyor. Verilen bu karbon gazının miktarına da karbon ayak izi ismini vereceğiz. Karbon ayak izimizi tabii ki ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. Ne kadar karbon türevi maddeler etrafa yayarsam, hava kirliliğine ne kadar çok sebep olursam, karbon ayak izim de o kadar büyümüş olur. Ulaşım, ısınma, elektrik kullanımı, solunum ve her türlü tüketim karbon ayak izinin ne yapmasına sebep olacak? Büyümesine sebebiyet verecek. Karbon ayak izini küçültmek için çabalamak gelecek nesillere karşı insanlığın sorumluluklarından bir tanesi. Doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması dediğimiz zaman da doğada bulunan yenilenebilir ve yenilenemez kaynakların tamamına birden ne ismini vereceğiz? Doğal kaynaklar ismini vereceğiz. Doğal kaynaklar. Doğal kaynakların ekolojik dengeye uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına da korunma anlamına gelecek bizim için. Bir daha, doğal kaynakların ekolojik dengeye uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliliklerin sürekliliğinin sağlanmasına sürdürülebilirlik. Aslında kavram ne demek biliyor musun? Kelime çok uzunmuş gibi geliyor. Sen bir kaynağı kullan ama o kaynağı öyle bir kullan ki gelecek nesilleri de düşün. Şimdi petrol dedim ya, dünyada belli bir ölçüde var. Bu petrolün bitme ihtimali var. Sen bu petrolden arabanı çalıştırırken, evini ısıtırken, ne bileyim fabrikada tüketirken gelecek nesilleri de düşün. Bir şeyin sürdürülebilirliği bugünün kaynaklarının ihtiyacını giderirken gelecek nesilleri de hesaba katmak anlamına gelir. Ekosistem ve bileşenlerin varlıklarını sürdürmelerine sağlanmalıdır. Doğal kaynaklar bilinçsiz kullanıldığında gelecek nesillerin ekolojik sorunları da haliyle artmış olacak. Sonra devam ediyoruz. Biyolojik çeşitlilik denilen bir kavramımız vardı. Biyolojik çeşitlilik ne demek? Yeryüzünde bulunan canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Hemen yazayım onu da. Biyolojik çeşitlilik. Çeşitlilik. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların ve ekosistemlerin oluşturduğu bir bütün olup yaşamın çeşitliliğini ifade eder. Sadece belirli bir bölgede yetişip o bölgede özgü olan türler vardır ki bizim ülkemizde endemik tür açısından çok zengindir. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik ve endemik tür açısından da dediğim gibi çok zengindir. Avrupa kıtasındaki bilmem kaç katı kadar daha fazla endemik türe sahibiz. Avlanma ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle
nedenlerle bazı canlıların soyu tükenebiliyor. Bir canlının soyun tükenmesi demek ne demek? Biyolojik çeşitliliğin azalması demek. O canlı grubu da ekosistemde bir görev aldığına göre, bir besin zincirinde yer aldığına göre demek ki o ekosistem ve o besin zincirinde problem yaşanıyordur. Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, kaplan ülkemizde nesilleri tamamen tükenmiş türler. Yani bunlar eskiden ülkemizde yaşıyorlardı ama artık günümüzde kesinlikle ülkemizde yaşamıyorlar. Peki biyolojik çeşitliliği korumak için ne yapmamız gerekiyor? Doğadaki canlıların veya onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmaksızın toplanmasına kesinlikle karşı çıkmamız gerekiyor. Bilimce bir tane tutup canlıya götürebilir ya ne de o canlıdan bir parça alabilir. Eğer bir parçayı aldıysa veya o canlıyı aldıysa yurt dışına çıkıyorsa biz buna biyo kaçakçılık ismini veriyoruz. Çok moda, son zamanlarda çok fazla yapılıyor. Biyo kaçakçılık. Eğer biz de çevremizde biyo kaçakçılık yapan böyle birini fark edersek hemen ihbar etmemiz gerekiyor. Çünkü biyo kaçakçılıkla ilgili çeşitli yasalar var. Bu yasalar sayesinde hapis olabilir, maddi cezalar olabilir. Kişilerin yapması engellenilmeye çalışılıyor. Biyo kaçakçılık ve yasa dışı avlanma tabii ki ne yapılmalı? Önlenmelidir. Av yasağı niçin konuluyor? Mesela diyor ki şu mevsimde şu mevsim arası balık avı, şu ayla şu ay arası balıklar avlanılmayacak deniliyor. Denmemesinin sebebi ne? Eğer sen tutar da o avda, o ayda avlanırsan balıklar tam bir büyüklüğe gelmeden avlıyorsun. O balıklar yumurtlama dönemine girmeden sen avladığın için bir sonraki sene istediğin zaten balığı bulamıyorsun. Bir sonraki sene daha da azalıyor. Bir sonraki sene daha da azalıyor. Aslında şu ayla şu ay arası avlanmayın denilmesinin sebebi balıklar belli bir büyüklüğe gelsin. Yavru bıraksınlar. O yavrular bir sonraki senenin mahsulü olsun, canlılığı olsun, ekosistemde yaşamaya devam ettirsinler. Bunun için av yasakları koyuluyor. Suyu azalan türler doğal yaşam parklarında koruma altına alınabilinir. Canlıya ait hücre, doku, organ veya tohumların saklanmasını sağlayan ortamlara da tohum veya gen bankası ismini vereceğiz. Tohum bankası veya gen bankası diyeceğiz. Çünkü ikisi de var arkadaşlar. Ülkemizde de çok önemli bir tohum bankası kuruldu. Türkiye'de bulunan dünyanın 3. büyük tohum gen bankası biyoçeşitliliği korumayı hedeflemekte. Eğer bazı sıkıntılar yaşanır da ileride tohumlar bulunamazsa, canlıların nesillerinde sıkıntılar yaşanırsa tohum bankamızdan gidip de başvuruda bulunup tohumlarımızı alabileceğiz. Böylelikle konumuzu bitirdik. Geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyorum.